Sydney, Avustralya. Evet arkadaşlar, Avustralya Sydney'deyiz. Mashburst on the left with the definitions on the right. Definitions, açıklamalar, izah. Evet arkadaşlar, vocabulary preview. Attract. Cezbetme değil mi arkadaşlar? Cezbetme iyi demiş. To make people or animals want to come to a place. Evet, bir yere doğru cezbediyorsunuz. Hani bir insanları ve hayvanları bir tarafa gelmelerine arzu uyandırma, istek uyandırma diye açıklamış. Cezbetmek yani. Bat, arkadaşlar Batman'den aklımıza kalabilir. Bat, a flying animal with a hairy body. Tüylü vücudu olan uçan bir hayvan. A flying animal with a hairy body. Tüylü vücudu ile diye çevirmiyoruz da bu rabbiti. Tüylü vücudu olan diye çeviriyoruz değil mi arkadaşlar? Climate, arkadaşlar, iklim değil mi? Climate, iklim. Nerede arkadaşlar? İklim, a kind of weather some places usually has. Bir tür hava olayı diyor. Hava, atmosfer nasıl? Some places usually has. Bazı yerlerin genelde sahip olduğu hava, bir tür atmosfer diyor. Yani bir tür hava. Ve burada açıklamasını yapıyor. A kind of weather some places usually has. Bu şekilde çeviriyoruz. İlginç değil mi? Sonunda oluyor sanki böyle şey, iyilik eki. Ama some places usually has, weather some places usually has. Bazı yerlerin, some place, bazı yerlerin genellikle edindiği, sahip olduğu hava. Bir tür, evet. International, evet. National, ulusal. Ama international, uluslararası değil mi arkadaşlar? Yani more than one country. Bir ülkeden daha çok diye açıklamış. Modern arkadaşlar. Modern ne diyebiliriz? Using new, not traditional ways and technology. Evet. Geleneksel, traditional demek arkadaşlar. Geleneksel olanı değil de yeni bir şey kullanmak. Yeni bir yol kullanmak. Ve teknolojiyi kullanmak. Museum. Museum'e bakıyoruz. A place that shows interesting things to people. Bir yer ki diyor, bir yer nasıl show interesting things to people. İnsanlara ilginç şeyler gösteren yer. Perhaps. Belki. Perhaps. Maybe. Belki. Possible. İhtimal. Not sure. Emin değil. Evet. Onu ölçüyor. Population. Population, population yani arkadaşlar nüfus değil mi arkadaşlar? Ne kaldı arkadaşlar nüfusta? The number of people who live in a place. Evet, bir yerde yaşayan insanların sayısı, rakamı. Population. Evet arkadaşlar. Şimdi burada sadece cevapları bir eşleştirme değil. Bunların cevapları altında zaten var. Siz bu siteye girdiğinizde arkadaşlar cevapların altında zaten görüyorsunuz. Ama ve lakin burada arkadaşlar ters metin okuması da yapmış oluyoruz aslında. Çünkü bazen size sorularda bu şekilde şu cümleleri verecekler. Sizden böyle bu boşluğa ne geleceğini soracaklar. Bu şekilde bildiğiniz kelimeler dahi olsa bu şekilde çalışmalar size zenginlik kazandırır. Tamam? Veya bu kelimenin aklınıza gelmediğinde aslında bu aynı zamanda bir de şu anlamı oluyor. Şu kelime aklınıza gelmediğinde yazarken veya konuşurken nasıl kıvıtırsınız? Aynen böyle. Tamam, şundan bahsedelim. Ne gelmedi aklımıza? Population gelmedi, tamam mı? The number of people who live in a place diyorsun. The number of people diyorsun, bitiriyorsun. Population olduğunu anlıyor şahıs. Anlatabildim mi arkadaşlar? Yani kelime aklınıza gelmese de böyle dolaylı yollardan anlatırsınız. Olay bu olur. Bunu yani diğer bütün her şeye uygulayabilirsiniz. Evet, devam edelim arkadaşlar. Biz use the above words to complete sentences. Use plural forms and çoğul. Plural, çoğul. Formunu veya geçmiş zamanda eğer gerekliyse kullan diyor. Perhaps. Evet, bu aslında arkadaşlar belki de oluyor. Bu çoğulu falan olmuyor. Perhaps ve belki de oluyor. Şimdi neye bakalım? İkinciye bakalım. What is the of Canada? Evet, how many people live there? Evet, orada ne kadar insan yaşıyor? O zaman ne sormuştur Kanada ile ilgili? What is the population of Canada? Değil mi arkadaşlar? Canadian diye diyorlar, Kanadalı. I live in a new home, not an old. Eski değilse moderndir, değil mi arkadaşlar? Traditional home. Eski değil veya traditional, geleneksel değil. O zaman modern. Some animals, bazı hayvanlar veya birkaç hayvan diye çevirebiliriz.
like only come out at night. Sadece geceleri dışarı çıkar. Come out, geceleri dışarı çıkmak. O zaman ne deriz? Batman'in batini kullanırız değil mi? Bats deriz. Burada bazı hayvanlar dediği için çoğul kullanmamız gerekecek. Flowers, çiçekler arkadaşlar. Insects such as bees. Böcekleri ne yap? Arılar gibi such as, like demek bu arkadaşlar. Like. Yani bir gibi hoşlanmak anlamında değil de gibi anlamındaki like anlamına geliyor. Such as gibi. Gibi anlamı var. Arılar gibi, arılar gibi böcekleri, çiçekler ne yapar? Attract. Çeker, cezbeder değil mi? Attract. Evet arkadaşlar, yani şuradaki attract. I like the... in Mexico, it is warm and sunny. Ilık ve güneşliymiş. O zaman neyi sever Meksika'da? Climate. Değil mi arkadaşlar? Climate. Evet. The flight from Germany to France is an flight. Uçuş. Almanya'dan Fransa'ya uçuş. Bir ne uçuşudur arkadaşlar? National, ulusal değil. International flight uçuştur. Değil mi? International. Evet. Last week, geçen hafta, I saw dinosaur bones. Dinozor kemikleri görmüş. At a, nerede görmüş olabilir arkadaşlar? Ya rüyasında, bir rüyada da görmüş olabilirdi ama veya museum, müzede de görmüş olabilirdi. Choose any two of the above words. Yukarıdaki herhangi kelimelerden birkaçını herhangi birini seçin and write your own sentence ve kendi cümlelerinizi yazın. Evet, yukarıdaki herhangi birini seçin. Any two, herhangi bir iki tanesini seçin. Ve kendi kelimelerini, cümlelerinizi yazın. Yazın, yazın. Ve bu ara videoların açıklamasındaki tavsiyelere göre de bunları kullanın arkadaşlar. Evet, şimdi burada hızlı bir şekilde de geçebiliriz arkadaşlar. İyi isterseniz, tabii ki isterseniz. Evet, grammar practice yapalım arkadaşlar. Cevabı burada normalde cevapları var. Is in Australia. Hani Avustralya'da bulunan anlamında, yerleşik bulunan anlamında neydi? Pasif yapacaktık. Fiilin üçüncü hali veya düzenli fiil ise idili hali located. Değil mi arkadaşlar? Located. Sydney'i ne diyebiliriz arkadaşlar? Sydney A olur değil mi? Sydney çünkü tekildir. Sydney is the capital city of Australia mı? More people think that. İnsanlar öyle zannediyorlardı ama aslında öyle değildi. Canberra diye bir aslında şehirdi. 3'e ne diyebiliriz arkadaşlar? 3'e bakıyoruz. Evet. 3'e de ancak lakin anlamında ne diyebiliriz? 3'e however değil mi? However. Evet. 4'e ne diyebiliriz arkadaşlar? 4'e there are deriz değil mi? Çünkü çoğul bayağı yani 4.6 milyon insandan bahsediyoruz. I love Sydney. Sydney'i seviyormuş. Neden seviyorsun anlamında gerekçesi lazım olabilir. Gerekçe lazım. Because, çünkü diye de açıklıyor. There are also, bir de ne vardı arkadaşlar? Bir de ne vardı? Many interesting places. Çoğul. Birçok ilginç yer vardı. Seven'da ne vardı arkadaşlar? Seven'da arkadaşlar ne vardı? Bakıyoruz şöyle. Açıklaması vardı. Gardens. Hani şu bahçenin botanik bahçesinden, bahçelerinden bahsediyordu. You can see thousands of large bats falan filan. Evet, bir tür yarasalardan bahsediyordu. Yani bulabileceğiniz yer where diye devam etmesi gerekiyordu. Where you can see, görebileceğiniz yer. Eight arkadaşlar. Eight. Ek olarak diyeceğiz. Nasıl deriz? Hangisini deriz? In addition. In addition. Değil mi? Ek olarak. In addition. Nine. You can. Can'den sonra fiil yalın gelmesi lazım zaten arkadaşlar. Değil mi? Yani see. Ten. If you want. If you want. Want'tan sonra to play dememiz daha oturaklı oluyor. To play. Evet, şimdi buraya bakalım arkadaşlar. Reading Sydney, Australia. Evet, okuma bölümüne bakıyoruz. False ve true yaptı. The article is about Australia. Is it true? False. The article is about Sydney. Daha çok Sydney ile alakalı. Dikkat edin yani. Avustralya'daki Sydney'den bahsediyor değil, o Avustralya'dan bahsediyor anlamına gelmiyor.
İki, 23 değil, 4,6 milyondu. Sydney is not a capital city of Australia. True. Sydney başkenti değil de Avustralya'nın. Noel doesn't like Sydney. False. He loves Sydney. Five. There are museum, art galleries and place to play sports in Sydney. True. Millions of people visit Sydney every year. Evet. True. Evet, burada ne yapmanız ise how is this similar to or different from your city? Similar, benzerlik. Evet, takip eden soruları kendi sınıf arkadaşlarınızla tartışın diyor veya eşinizle, dostunuzla. How is Sydney similar? Sydney ne kadar benzer? Similar to ne ile veya farklı sizin kendi şehrinizde? What is the population of your city? Sizin şehrinizin nüfusu nedir? Is it capital city of your country? O yaşadığınız şehir ülkenizin başkenti mi? Kendi şehrinizi bize açıklayın, tanımlayın. Neye benzer? What is it like? Nasıl bir yer? Evet. Açıklamaları, videoların açıklamalarına göre bu metinleri arkadaşlar kullanabilirsiniz. Güle güle kullanın, istifade edin. Eşinizle, dostunuzla, arkadaşlarınızla sosyal medyada paylaşımı unutmayın. Like atıp yorum yazmayı da unutmayın. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere.